Ve şimdi demokrasi meydanı kuşağı. İş dünyasının tanıdığı bir isim. Sizlerin de artık yavaştan yavaşça tanımaya başladığınız bir isim. Sabancı Holding'in CEO'su, hani genel müdürü. Cenk Alper Bey bizimle birlikte. Davos'taydı. İstedim ki Davos'ta olan Davos'ta kalmasın. Cenk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Değerli izleyenlerim, geçtiğimiz hafta ben sizlere demiştim ki, böyle yayın sırasında, Davos var. Şimdi bütün dünya televizyonları onu konuşmaya başladı. CNN'den fotoğraflar almıştım siz hatırlarsanız. Maalesef bizim devletimizin üst düzey yetkileri Davos'ta olmayacaklar demiştim. Hatta o gün Ebru Özdemir mesaj atmıştı. Murat Ülker'den mesaj gelmişti. Özel sektör gidiyordu. İşte Sabancı Holding'den de Cenk Bey oraya gitti. Neler görüp dünyada neler konuşulduğunu birazcık konuşmak istiyorum. Yönetmenimden rica etsem fotoğraflar gelsin Davos fotoğrafları. Şimdi bakın Dünya Ekonomik Forumu Yabancı kanalları ve gazeteleri takip edenler bileceklerdir. Orada bunlar çok konuşuluyor, çok geniş bir kapsamda ele alınıyor. Gündem neydi? Efendim gündem biliyorsunuz tüm dünya Covid'den çıkıyordu. Covid'den çıkarken bir yandan ekonomilerin canlanmasını beklerken ilk önce Çin'den kaynaklanan tedarik zinciri krizleri başladı. Tüm dünya bunun enflasyonist etkilerini konuşuyordu ama birdenbire bomba gibi Rusya-Ukrayna savaşı gündemimize düştü ve gündemi enerji ve gıda krizine döndürdü. Dolayısıyla bütün ilk dünyada. önce bütün hem dünyada. enerji krizi var hem gıda krizi var. Evet. Neden? Çünkü Avrupa başta olmak üzere pek çok ülkenin Rusya'nın petrol ve gaz'a bağımlılığı çok yüksek bu bağımlılığı azaltmak istediler. Hem politik bir karşı duruş sergilemek istediler Rusya'ya ama bu bağımlılıktan da vazgeçemediler. Dolayısıyla günden birdenbire sürdürülebilirlik, dünyanın daha çevreci bir hale gelmesi, sosyal eşitsizliklere doğru, sosyal eşitsizliklerle çözüm bulmak gibi konulara giderken birdenbire tekrar güvenlik, enerji, gıda gibi temel ihtiyaçlarımız görüşülmeye başlandı. Ama bunun yanında tabii ki teknoloji, sürdürülebilirlik çünkü biliyorsunuz dünyanın yaşanılabilir bir halde iklimin tutulabilmesi için 2030 ve 2050 yılına yönelik hedefler var. Tüm dünya ülkelerinin katıldığı bir şey hedefler var. Mi? Buyurun. Şimdi gıda fiyatları çok artıyor. Evet. Gıdaya erişimde ciddi çok ciddi sorunlar yaşamaya başladık. Bu orada konuşulan gündeme göre bu gıda fiyatlarının artışı küresel çapta biz tabii çok ağır hissediyoruz ama küresel çapta da devam edecek mi? edecek hatta Avrupa ve Amerika'da yokluğu olacak. Neden? Çünkü bir yandan Rusya ve Ukrayna biliyorsunuz tahıl e, depoları ama bunun dışında artan e, iklim sıcaklıkları nedeniyle Hindistan'da şu anda yeterince rekolte alınamıyor. Dolayısıyla Hindistan ihracatını kısıtladı tahılla ilgili. Mesela Çin, buğday falan satmamaya evet, başladı. Evet buğday falan satmamaya başladı. Çin keza kendi içeride depolamaya başlıyor. Dolayısıyla gıda ithal eden ülkelerde sıkıntı olmaya başlayacak. Dolayısıyla bir yandan enerji... Diğer yandan gıda önümüzdeki 2-3 yıl dünyanın en önemli problemlerinden bir tanesi olacak. Şimdi bugün Cenk Bey elektriğe %15, doğalgaza da işte konutlarda %30, üretimdeki doğalgaza da %15 tam geldi. Sizin grubunuzun enerjiyle ilgili profesyoneller de oradaydı. Evet. Bizim gördüğümüz bu fiyatlar da artmaya devam edecek. O da doğru mu? Enerji fiyatları da artacak mı? Da? Doğru. Çünkü dünyada e, petrol ve gazla ilgili maliyetler artmaya devam edecek. Özellikle Rusya'dan gelen e, arz kesildiği sürece ki insanlar almak istemiyorlar. E, dolayısıyla artmaya devam edecek. Bu zamlar çok doğal. Çünkü uzun süredir zaten bir sübvansiyon var bu enerji fiyatları üzerinde. Şu anda dünyanın Üç tane enerjiyle ilgili birbiriyle çelişen krizle boğuşuyor. Bir tanesi enerji arz güvenliği. Yani en pahalı enerji olmayan enerji aslına bakarsanız. Doğru, doğru. İkincisi ülkelerin enerjiyle birlikte büyüme ihtiyaçları. Gelişmiş ülkelerle gelişmemiş ülkeler arasındaki en önemli fark. Üçüncüsü özellikle petrol ve gaza bağlı karbon salınımlarından doğan çevre riskleri bu üçünün ortasında bir optimizasyon bulmamız gerekiyor. Ama bu savaş, Rusya ve Ukrayna, Ukrayna savaşı. savaşı çevreyle ilgili olan hedefleri biraz şaşırttı diyebiliriz. Şimdi bizim de yaşadığımız, şimdi ben Davos'taki oradaki konuşmaları da takip etmeye çalıştım, evet. analizleri de okumaya çalıştığımda gıda ve enerji başta Rusya Ukrayna savaşı, Rusya-Ukrayna işgali ve bunun etkileri de Dahil olmak üzere. Fakat bir de bizim de yaşadığımız ama yine küresel çapta da gündem olduğunu gördüğüm bir konut meselesi bir de otomotiv sektörü var mesela. Evet. Otomotivde de böyle fiyatlar Türkiye'de de ne otomotive ulaşabiliyorsunuz ne de fiyatı makul oldu. Bunları da birazcık değerlendirmişsiniz. Tabii. Gündemde var mıydı? Vardı. Vardı. Bu tedarik zincirleri krizi dediğim... Ee olaydan kaynaklanıyor. Bir tanesi emtia fiyatlarının artması, otomotivde kullanılan işte metallerin, Demir, pil, de, pil şey. teknolojilerinin e, bununla ilgili sıkıntılar. İkincisi biliyorsunuz yaklaşık iki senedir tüm otomotiv sektörü çip kriziyle uğraşıyor. Bu nedir ya? Bunu herkes bunu söylüyor. E, çip krizi nedir? Çip krizi şudur. Silikon e, yani telefonumuzda, otomobilde, evet. evimizde televizyonlarında kullandığımız e, çipler maalesef e, Çin'deki üretim kısıtlamalarından dolayı fabrikaların kapanmasından dolayı. neden oldu bunlar? Çin biliyorsunuz Covid'e karşı çok sert önlemler alıyor. Sıfır tolerans politikasını izliyor. Dolayısıyla fabrikaları kapattılar. Hmm. Fabrikalar kapatılınca üretim olmadı ve Çin dünya bu arada şunu görüyor. Tüm yumurtaları tek sepete koymanın, yani ucuz diye her şeyi Çin'den almanın ...ne kadar riskli olduğunu görmeye başladı Oysa dünya. Oysa yumurtaları farklı ee, sepetlere evet, dağıtalım. Mesela evet. Türkiye. Çok büyük bir avantaj var fırsat. aslında önümüzde. Çok büyük Değerlendiriyor bir fırsat muyuz? var. Bence değerlendirmeye başladık ama daha agresif olmalıyız. Daha saldırgan, Bununla daha iştahlı. Çünkü artık globalleşmenin... ...farklılaştığı bir noktaya gidiyoruz ki... ...orada konuştuğumuz noktalardan bir tanesi... ...bölgeselleşen globalleşme. Yani hmm. tedarik zincirlerinin kısaldığı... ...ülkelerin yakınlarındaki ülkelere... E, mal gönderdiği bir dünyaya doğru gidiyoruz ve Türkiye'nin çok büyük bir avantajı var. Çünkü yetişmiş insan gücümüz iyi, e, iş gücü kalitemiz iyi, iş gücü maliyetleri görece iyi ve özellikle otomotivde, e, petrokimyada kuvvetli bir noktadayız. Peki otomotivde bu çip krizi, emtia fiyatlarının artışı ve bunun yansımaları devam edecek mi? Fiyatlar daha yükselmeye devam edecek mi otomotivde? Öyle gözüküyor. Tüm tüm dünya için öyle gözüküyor çünkü bir kısım emtialar Rusya ve Ukraynadan geliyordu. Burada kısıtlamalar var. Bir kısım Çin bu politikaları hala devam ettiriyor. Bilmiyorum haritaları gördünüz mü? Çin'in kıyı denizlerindeki birikmiş gemi sayısına bakın. Binlerce gemi şu anda Çin'den mal almak için bekliyor. Bunun en doğal etkilerinden bir tanesi bir kere dünyada lojistik maliyetleri de arttı. Bütün bunları topladığınızda bunun son noktası enflasyonist baskılar tabii ki. Tüm dünyanın her tarafında enflasyonun arttığını görüyoruz. Daha da devam Çünkü edecek bu Daha kere. da devam edecek önümüzdeki dönemde. Ama şunu görüyoruz. Farklı noktalarda ben toplantılara katıldım. İşte Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın olduğu, Hollanda Başbakanı'nın olduğu toplantılara da katıldım. İşte Fortune CEO'larının bir arada olduğu toplantılara da katıldım. CEO'lardan tek bir mesaj var. Evet problemler var ama... Umutsuzluk mesajını dünyaya veremeyiz. Birlikte olacağız, birlikte çalışacağız ve umut mesajını vereceğiz. Çünkü Covid'den geçmiş bir dünya, artık ne kadar dirençli olduğunu gösterdi. Covid gibi çok büyük bir problemi çözebiliyorsak evet. Rusya problemini de, tedarik zinciri problemini de, enflasyonist baskıları da çözebiliriz. Şimdi tabii siyasi bir yorum bekliyor değilim sizden ama ben biraz kaygılandım, üzüldüm açıkçası hı hı. ama sizden yani bir iş adamı, profesyonel olarak da gözlemenizi rica edeceğim. Şimdi bu geçen hafta ben burada duyurduğumda ben orada yani dünyanın bütün işte karar vericilerin olduğu yerde ben devletimizin, hükümetimizin de yetkililerin olmasını isterdim. Hı hı. Kimler vardı, kimler yoktu? ya Sadece bir e, vaka olarak anlatın en azından gözlemlerinizi. Diğer ülkelerden mi? Bizden, bizden. Bizden, bizden. bizden e, sadece özel sektör temsilcileri vardı. Politikadan ne muhalefet kanadından ne iktidar kanadından kimse yoktu. E, STK'lardan da, Yok da yoktu, sivil toplumdan da yoktu. Oysa orası e, ortak aklın arandığı, yani... <laughs> Devletlerin, hükümetlerin, özel sektörün, STK'ların bir araya gelerek... Güler Sabancı'nın çok önemli bir lafı vardır. Başarı üçgeni dediği akademi, özel sektör, devlet bir araya geldiğinde... Bilimi kullanarak doğru işler yaptığında başarı kaçınılmazdır der Güler Hanım. Peki. Davos'ta bunun dünya çapında bir araya getirildiği noktadır ve hakikaten insanların o ortak aklı bulmak için çalıştığı yerdir. Keşke bizim iktidarımızdan ve muhalefetimizden de orada temsilciler olsaydı aslında. Keşke, keşke. Ben öyle isterdim.